Selam arkadaşlar. Bu videoda teknoloji, tasarım veya fen dersi ve hatta ev kullanımı için 5 dakikada pil akım ölçer nasıl yapılır bunu inceleyeceğiz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Projemiz için neodyum mıknatısa, toplu iğneye, 1 metre bakır kabloya, 1 adet kulak çubuğuna, boş bant rulosuna ve bir miktar kartona ihtiyacımız olacak. Neodyum mıknatıs bulamazsak bunun yerine eski kulaklıklardan çıkan mıknatısları ya da bazı kutuların kapak kısmında yer alan mıknatısları kullanabiliriz. Bakır kabloyu mıknatısın içinde rahat hareket edebileceği şekilde sarıyoruz. Kabloyu bir boru gibi silindirik bir cisme sarmamız işimizi kolaylaştıracaktır. Sardığımız kabloyu çıkartmadan evvel dağılmaması için bantlıyoruz. Kablonun uçlarını bir miktar açıyoruz. Mıknatısın bobin içerisinde rahat hareket ettiğinden emin oluyoruz. Kontrol ucu olarak kullanacağımız kabloları bobin uçları ile birleştiriyoruz. Hazırladığımız bobini boş bant kartonunun içine yerleştiriyor ve yapıştırıyoruz. Kablolar düzenli olsun diye bobinin etrafını bantlıyoruz. Kulak çubuğunun ucundan 3-4 mm kadar kesiyoruz. Bu parçanın içinden toplu iğne geçecek. Kalan kısım ise ibreyi oluşturacak. Kestiğimiz küçük kısmı kürdan gibi metal olmayan bir cisim ile tutarak bir damla sıcak tutkal uyguluyor ve bunu mıknatısa yapıştırıyoruz. İbre için kullanacağımız çubuğun ucunu kırmızı kalem ile boyuyoruz. Bu parçayı da küçük parçanın diğer yüzeyini, yani mıknatısın karşısına gelecek kısma yapıştırıyoruz. Küçük parçanın içinden toplu iğneyi geçirip bobinin üstündeki silindire tutturuyoruz. Kablonun ucunu belirlemek için pil testimizi yapıyoruz. Burada pilin artı kutbu,
kırmızı kabloya, yeşil kablo ise eksi kutbuna değdiriliyor. Değdirdiğimizde ibre sola hareket ediyor. Bunu aklımızda tutuyoruz. Gösterge olarak kullanacağımız kartonun sol üst köşesine artı, sağ köşesine eksi yazıyoruz. Göstergeyi güzelleştirmek için yay şekli çiziyoruz. Kartonun fazla kısmını kestikten sonra alt kısmını katlıyoruz ve bobinin dışına yapıştırıyoruz. Hazırladığımız aleti düz bir zemine yapıştırıyoruz. Tamamlanan projemizi test ediyoruz. Elimizdeki pillerin hangisinin dolu, hangisinin boş olduğunu anlamak için kablonun uçlarını pillerin kutuplarına değdiriyoruz. İbrenin hareket etmesi halinde pillerde enerji olduğunu, hareket etmemesi halinde ise pillerin boş olduğunu anlıyoruz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz birkaç saniyenizi ayırıp beğendim tuşuna basmanızdan ve kanalıma abone olmanızdan mutluluk duyarım.